Biz biliyoruz ki bu alanda da çok iyi öyküler yazacak, yazmakta olan gençler var. Bu amaçla da düşündük ve bu gençlerin bu çalışmalarını değerlendirmek istedik. Amacımız tabii ki sizleri teşvik etmekti. Gösterilen ilgiye öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten zorlandığımız öyküler olduğu gibi bazı öykülerin, bu şunu da itiraf etmem gerekiyor, çok özensiz olduğunu da gördük. Ama bütün bunlara rağmen bir cesaretle böyle bir işe girişmiş olmak da bizi mutlu etti. Ne olursa olsun yazmak, şimdi tabii gençlerin arasında teknolojinin getirdiği nimetlerden çok yararlanmak moda olduğu için düşünmek ve düşündüğünü yazıya geçirmek maalesef çok az. Bunu yapanlar bugün bu yarışmaya katılanlardı. Biz aslında bunu çok yapan genç olduğuna inanıyoruz. Belki de cesaretsizlikten böyle bir şeye girişmediler. Keşke bütün cesaretleriyle yazdıklarını bize ulaştırabilselerdi. Bundan daha büyük mutluluk duyacaktık. Ne yazık ki bu olmadı. Ama bu birincisiydi. Biz istiyoruz ki bu geleneksel hale gelsin ve her yıl öykü yazma yarışması yapılsın. Bunu biz burada tekrar belirtmek istiyorum. Yani hem belki bu yarışmanın jürisinin başkanı olarak, hem Fen Edebiyat Fakültesi dekanı olarak, hem Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı olarak ifade ediyorum. Önümüzdeki yıl ikincisine bundan çok daha büyük katılımlar olacağına inanıyoruz. Çok hikaye geldi, çok eledik, çok düşündük ve sonuçta kararımızı da verdik. Jürimiz de Marmara Üniversitesi'nin ve İstanbul Üniversitesi'nin çok değerli öğretim üyeleri vardı. Onlardan bir tanesi hepimizin de hocası olan Profesör Doktor Birol Emil. Sonra Boğaziçi Üniversitesi'nden üniversitemize kadrosuna katılmış olan yardımcı doçent Doktor Esra Karabacak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün öğretim üyelerinden üniversitemizin basın yayın halkla ilişkiler müdürü Sayın Erdoğan Sarıcıoğlu. Yine Edebiyat Fakültemizin çok değerli araştırmacı, yazarı, çok yönlü çalışkanı, tiyatrocusu Ali Nesin Bey ve genç öğretim görevlerimizden Şevket Öznur, jüri üyesi olarak bu öyküleri değerlendirdi. Birlikte değerlendirdik. Dediğim gibi çok düşündük. Hem şiir yazmak hem öykü yazmak romana göre daha zordur. Roman çok geniş bir alanda insana istediği alanda dizginlerini tuttuğu atı koşturur. Ama şiir öyle değil, hikaye de öyle değil. Şiir bir teksif işidir, bir yoğunlaşma işidir. Siz kaç metrekareye ne kadar duygu sıkıştıracaksınız meselesidir. Hikayede de aynı şey var. Hikayede de belirli ölçüler içerisinde neyi nasıl anlatacağınızı, ne vermek istediğinizi okuyucuya duyurmak meselesi vardır.